Bu ektik. E, gayet güzel gelişmeye başladı. Evet. Çıkışımız oldu. Çıkıştan sonra bir ot mücadelesi gerekiyor mu? Şöyle, e, eğer otu boğdurmuşsak, 2 kilogram attığımız yerlerde bazı yerlerde otu boğdurduk e, bitkiye. E, o zaman çok fazla yabancı otla karşılaşmadık. Hı hı. Ama e, genel itibariyle e, yabancı ot sorunumuz var. Evet. E, ruhsatlı ilaç yok biliyorsunuz. Evet. E, Ruhsatsız ilaç olarak denenmiş ilaçlardan e, kullandığımız var, hı hı. E, mücadele ettiğimiz. Bu tarlaya sanırsam uygulandı evet. e, ot hı hı. mücadelesi. E, ot birinci derece sorunumuz değil şu an için. Evet. Biz şu anda e, ruhsatsız olan ilaçlardan, e, otu öldürdüğüne inandığımız ilaçlardan 4 yaprağa geçtikten sonra, 4 ila e, yedi altı yaprak arasındayken e, ilaçlama yaptırdık. Zaten otun e, bitki geçme dönemi o dönemdeyken. <laughs> yani dört yaprağı geçtikten sonra sapak kalkma dönemi arasındayken ot mücadelesini öneriyoruz. Öneriyoruz. Peki evet. bu arada o zaman e, İl Tarım Müdürlüğü'nden de çok acil olarak belki bakanlıktan da e, hangi ilacı e, kullanabileceği konusunda çiftçimizin bir tavsiye istemek lazım. Evet. Çünkü... E, kendi kafamızdan bilmediğimiz ilaçları kullanırsak sonuçta çörek otu. E, tıbbi olarak kullanılıyor. Evet. E, yabancı ot ilaçlarının da e, sakıncaları her geçen gün çıkıp artıyor. Hiç olmazsa e, denenmiş, bakanlıktan izinli, ruhsatlı bir ilacın kullanması lazım. Bence kısa süre içerisinde bakanlıktan bu konuda bir tavsiye istemek gerekir diye düşünüyorum. E, özellikle nohut yetiştiriciliği yapılan alanlarda domuz e, üreticinin korkulu rüyası. Evet. çörek otu tarlalarında böyle bir hasar görülmemesi, domuz zararı ziyanı görülmemesi de çok sevindirici bir haber.